mutluluk için nelere ihtiyacımız var? Öncelikle şöyle sabit yağlarla, bu arada ben size hem sabit yağlarla uçucu yağların farkını da anlatarak sağlıklı bronzlukta biz özellikle sabit yağ dediğimiz tohumdan elde ettiğimiz, aslında bunlar gıda, bitkinin tohumundan elde ediyoruz. İstersek yiyebiliriz bile, o kadar doğallar, o kadar saflar. Şöyle kakao yağı. Kakao. Hepimiz biraz biliyoruz ya, bakın evet. Kokluyor, o kadar güzel kokar ki. Yemek lazım yani biraz. Gerçekten. Sonra çikolata yani gibi. Yenilebilir derken bundan tabii, bahsediyorsunuz. Tabii tabii ve hakikaten yiyebiliriz. Yiyebiliriz. Tabii yağların... kalori almak istemeyiz. Evet. Tamamı doğal bu yağların. Tamamı doğal, evet. Tamamı organik. Bitkinin tohumundan sıkılıyor. Buradakilerin hepsi tohum yağları. Mesela susam, evet. Susamın tohumundan sıkılıyor. Tamano, bitkinin fındık, bu bir fındık. Fındıktan sıkılıyor. Avokado yağı. Avokado yağı, evet. Çok çok başarılıdır. Güneşin zararlı etkilerini vücudumuzdan atabilmekte çok başarılıdır. Mükemmel. Evet. O zaman bu yağ bu sene, evet, bu yaz cebimizde olsun çok yanımızda. Kıymetli, çok özel bir yağdır. Peki nasıl hazırlayacağız? Hemen seyircilerimize güzel ipuçlarıyla, evet, kolay bulabilir miyiz bu yağları? Bu yağları eczanelerden bulabiliriz. Tamam. Peki hangisi organik, hangisi değil? Organikle üzerindeki organik ibaresinden anlayabiliriz, tamam, ama ben uçucu yağlara gelince şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Sabit yağlar hepsi gıdadır zaten, sıkıntı yok da uçucu yağlarda çok sıkıntı oluyor. Evet. Bir tahşiş edilmiş, yani içine başka bir şey karıştırılmış, hmm, olabiliyor. Bir de tıbbi olmuyor. Onları biraz sonra isterseniz bu formülden anlatalım. Sonra anlatayım. Peki. Çünkü tıbbi olan çok kıymetli. Çok sadece kıymetli. Eczanelerde oluyor. Zarar vermiyor. Evet. Diğerlerinin tabii zarar verme, alerji yapma. Evet. Özellikle öksürtme gibi şeyleri olabiliyor. Uçucu yağları. Çok iyi biliyorum çünkü ben alerjik yapım olduğu için hemen öksürmeye başlıyorum. Onu da çok iyi biliyorum. Benim bu arada burada küçük bir misafirim var. Eren. Eren de bugün burada. Eren gelmek ister misin sen de? Bak burada güzel yağlarla karışımlar yapıyoruz. Çocuklarda da bunların kullanımı, evet, tabii ki çok önemli. Evet, evet. Özellikle onun için tıbbi yağlar diyorum. Evet. Onun için eczaneden alınmaları gerekiyor diyorum. Çünkü uçucu yağların bir farkı var. Bakın şimdi ben size koklatayım buradan. Bu bergamot yağı. Bunun içinde istemediğimiz bileşenler olduğunda küçük, onların daha akciğerleri çok küçük. Biz tabii bunları kokladıktan sonra vücudumuzdan akciğerlerimizden atıyoruz. Akciğerlerimizden atarken... Çok keskin yağlar bu bergamot. Bergamot, yağlar. Evet evet. O greyfurt. Bu greyfurt. Muhteşem değil mi? Çok, zaten doğallığı kendini, aynen, her şeyle belli ediyor. Keşke şöyle koklatabilsek. Greyfurt bahçesinde yürüyorum gibi. Kendinizi şöyle ormanların içinde, o ağaçların, aynen, arasında... Güzel bir bahçede yürürken hayal edin. Bu paçuli. Paçuli. Evet. Çok, çok önemli. Güzeldi. Çok kıymetli. Bu çok kıymetli. Çok güzel. Fakat, evet, tek tek koklayınca oldukça keskin gerçekten. Çok keskinler. Damla damla kullanıyoruz. Damla damla. Şimdi, evet, bunların tarifini damla verelim. Mesela, evet, bu ilk olarak sağlıklı bronzluk için neye ihtiyacımız var? 4 tane sabit yağ dediğimiz yağ ihtiyacımız var. Tohum yağına, susam, evet, avokado, kakao ve tamamı yağlarını kullanacağız. Şöyle yapacağız. Ben küçük bir de ölçü göstermek istiyorum. Tamam. Şöyle 10 mililitre. Size küçük ölçüyü göstererken ben küçük bir seyirciyi almak istiyorum. Lütfen buraya. Tabii ki. Gel. Tabii ki. Evet. En küçük kendine iyi bakan geldi. Gel. Süper. Gel kucağıma. Yok mu? Gelmek istemez misin? Evet. Şu anda gelmek istemiyor. Peki. Merhaba demek ister misin kendine iyi bak izleyicilerine? Merhaba. Merhaba. Herkese iyi yazlar demek ister miyiz? Yok. Hay peki, tamam peki. Evet, şu anda birazcık şımardık. Pekala. Sen biraz gezebilirsin stüdyoyu Eren'cim. Tamam mı? Buyurun efendim. Şöyle 10 mililitre... normalde mililitre nasıl hesaplayacağım diye merak ediyorlarsa hiç korkacak bir şey yok. Kaşığa döktüğümüzde bakın bir yemek kaşığı oluyor. Evet. Onun için ben bugün tarif kolay olsun çok diye. Çok güzel. Bu 10 mililitreyi size kaşıkla vereceğim. Mükemmelsiniz Hülya Hanım. Evet. Tam. Ve kolaydır böyle hazırlaması. Evet. Onun için şimdi avokadodan 2 yemek kaşığı. Tamam. Birini koydum. 2 yemek kaşığı, yani 20 mililitre koyuyoruz. Tam, tamam, dolduruyoruz. Tamam. 10 mililitre olması için. Susamdan 4 yemek kaşığı koyuyoruz. Çünkü bütün vücudumuza süreceğimiz için biraz çokça yapıyoruz bunu. Evet. Bu da 40 mililitre oluyor. İstiyorlarsa mililitre olarak yapabilirler. Ama böyle kolay 40 mililitre 4 yemek kaşığı olarak koyabilirler. Eren de deneyi yapmayı çok yapmak sevdiği için misin? Çok ilgisini çekti deneyi şu anda. Yapmak ister misin i̇ster benimle? Misin? Bak bu tübe... Şöyle tübe koyalım mı beraber? Hadi deney gel. Tübüne. Hadi gel. Eren büyüyünce deney profesörü olmak süper istiyormuş çünkü. Son şeyimiz bu. Evet. Ama şu anda ve inşallah The Forbes şeyin önünde görürüz.
görürüz. Ay, inşallah. Çok bilim insanı diye. İnşallah. Babası da o yönde ilerlemiş. İnşallah çok güzel, oğlu da öyle inşallah. Olur. Kakaodan 3 yemek kaşığı koyuyoruz. Evet. Kakao zaten bize o güzel rengi verecek olan. Harika. Biraz renk de alalım tabii. Şimdi tarifler şu an ekranda beliriyor. 4 yemek kaşığı susam yağı, 2 yemek kaşığı avokado yağı, 3 yemek kaşığı kakao koyduk. Şimdi 1 yemek kaşığı da tamamını koyacağız. Tamamı. Bu çok özel bir yağ. Kolay bulunabiliyor mu bu verdiğiniz isimler? Eczanelerde. Eczanelerde. Evet. Tamam. Bu yağların bayi olduğu eczanelerde bulunabiliyor. Peki. Tamanu yağı sadece eczanelerde şimdilik bulabilirler. Evet. Tamanu'dan 1 yemek kaşığı koyuyoruz. Biz bunu ölçtürdük. Evet. Biz bunu ölçtürdük. En düşük SPF 67 güneş koruma faktörü. Mükemmel. En yüksek 86 çıktı. Harika. Evet. Yani tam şu anda onu soracaktım. Koruması özelliği evet, koruma de var. Özelliği nerede olacak bu bizim bronzlaştırıcı yağın tamamı içinde diyor. Tamanu yağında olacak. Harika. Çok özel. Tamanu yağıyla ilk tanıştığımda şeyde güneş göz oftalmik preparatlara şey olarak konuluyor diye okumuştum bilimsel yayını. Ondan sonra çok araştırdım ben. Evet. %60 ile %80'in evet, lüksü. Göz damlalarında güneş koruyucu olarak biyolojik güneş faktörü olarak tamamen yağ kullanılıyor ilaç sanayinde. Çok onun güzel. İçin biyolojik zarar vermeden tamamen hücreye. Tabii. Evet. Bu bizim yağımız. Evet. Şimdi bunun içine birkaç damla hem kokusunu hem de dokusunu daha güzelleştirecek ve bize evet, istediğimiz o hafif böyle daha hafifin de biraz üstü bronzlu ama bize hiç şey doğurmayacak. Tamam. Havuç tohumu yağı ilave ediyoruz. Zaten bu çok klasik, bilinen, en yaygın, en eski, akılda kalan yağ tarifi değil mi? Evet. Havuç. Özellikle öyle olmasında bir de çalışmaları da var bunların. Hani artık bilimsel olarak da çalışmaları da var. Zarar da vermiyor ve koruyor. 1, 2, 3, 4 damla da havuç tohumu. Bir damla daha 5 damla formülümüzdeki. Of, havuç tohumu yağı. Evet. Ve son olarak şöyle karıştırıyoruz. Son olarak hem kokusu için hem de dediğim gibi biraz kokusu için de biraz da bronzlaştırmayı arttırıcı bir damla maksimum iki damla bergamot. Çok az koydunuz damla damla. Ölçüler evet, çok önemli sevgili izleyiciler ama bu karışımı elde ettiğiniz takdirde bu yaz hem korunarak hem güzel bir renk alarak yaza ve deniz mevsimine başlayabilirsiniz. Hülya Hanım harika, çok teşekkür ederim. Ben bunu saklıyorum, bizzat kullanacağım mümkünse. Şöyle bir şişede muhafaza siz edebilirler. İsterseniz tamam, koyun lütfen. Koyayım. Sonra bunu güneşe çıkmadan. Tabii en çok soru şöyle oluyor. Denize, ne zaman? Evet, denize girip çıkınca evet tekrar etmek gerekiyor. Yağ da olsa gidiyor biraz. Bu sadece vücutta yüzde kullanılmıyor. Yüzde kullanmıyoruz çünkü içine kakao yağı koyduk. Tabii sivilcelenmeyi artırabilir. Sivilcelenmeden öte son dönemin en büyük sıkıntısı lekelenmeler oluyor yüzde. Onun için yüzde çok fazla kullanmıyoruz. Yüzde daha sadece tamamı yağını. Sadece tamamı koruma. Evet evet, koruma başka özel formüllerle sadece tamamı. Çocuklarda tamamı bunu kullanmamız ne kadar doğru? Bergamotu koymadan çok ki onu bir damla koydunuz. O evet bile evet, çok onu bile evet çok önemli. İnanın evet, uçucu yağlarda doz çok önemli. Zaten bütün yağlarda ve fitoterapide doz çok önemli. Evet. İlacı zehirden ayıran şey doz, dozu. Evet. Onu da mutlaka eczacılarına danışarak yapmalarını tavsiye evet, ediyorum. Mükemmel, mükemmel. Sıra öyle geldi. Harika, yağımız hazır. Efendim ben yaza ve tatile hazırım. Bilmiyorum siz hazır mısınız ama bronzlaştırıcı yağım benimle. Evet. Çok güzel. Şimdi devam ediyoruz. Şifa hemen olsun.